is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Gez Dostum kanalından herkese merhaba, sevgiler, saygılar, kıymetli izleyiciler. Bugün muz serasındayız. Muz nasıl yetişiyor? Onları inceleyeceğiz, göreceğiz. Bir zamanlar Türkiye'de tüketilen bütün muzların %100'ünü dışarıdan ithal ediyorduk. Bizim Türkiye ikliminde de yetişebilir diyerek ilk önce Mersin'in Anamur ilçesinde denemeye başlandı. Görüldü ki Anamur'a ekilen muzlar çok güzel verim verdi, yani başarıya ulaştı. Bunun üzerine diğer ilçelerde de denenmeye başlandı. Silifke'de, Erdemli'de, şu an Tarsus'ta yetiştiriliyor. Şu anda görmüş olduğunuz bu sera Tarsus'a yakın bir bölgede. Tarsus'a ve Mersin'e 15 kilometre uzaklıkta. Gez Dostum kanalından herkese merhaba. Sevgiler, saygılar, gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Kıymetli izleyiciler, bugün gördüğünüz gibi muz serasındayız. Yanımızda Utku Bey var. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bu muzlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz Utku Bey? Tabii ki. Bu muzlar lider azman cinsi olup yaklaşık 15 dönümlük bir proje üzerine kuruldu. Birinci yıl doldurmak üzereler. Geçen sene 9-10 Ekim civarında ekilmişlerdi. Şu anda da bir yılın sonunda da hasat sürelerini tamamlayacaklar ve ilk hasatımıza ulaşacağız. Planımız bu şekilde. Güzel. Şimdi bunlar kaç ay sonra kesime geliyor? Yaklaşık 20 günle 45 gün arasında yetişkinliğe ulaşma sürelerini tahmin ediyoruz. Her gördüğün ilk seneleri olması dolayısıyla ilk senedeki verim kilo bazında biraz daha düşük olur. Ancak kaliteli olur. Daha kaliteli olurlar. İlk sene her bir tarağın yaklaşık 35 kilo, 40 kilo civarında olmasını tahmin ediyoruz. Genelde şimdi, de bu şekilde oldular. İlk mesela bu sonunda, ortalama kaç kilo geliyor? Mesela bu yüklü bir tarak. O yüzden bunun için bir 40 kiloyu görebileceğini söyleyebiliriz. Evet. Bu köyümüzün ismi ne oluyordu? Yampar bölgesinde faaliyet Mersin'e gösteriyoruz. Bağlı. Evet, Mersin Akdeniz'e bağlı. Mekliz Akdeniz'e bağlı. Yampar köyündeyiz şu anda. Evet. Evet. Biraz önce kazlarımızı görmüşsünüzdür. Evet. Kazlar ne işe yarıyor? Kazlarımız, yaklaşık 9 tane kazımız var. Bu kazlar burada gönüllü olarak işçilik yapıyorlar aslında. Nasıl yapıyorlar? Mesela yere düşen muzları, muz yapraklarını yiyorlar. Muz serasının içinde yetişen otları yiyorlar, temizliyorlar. Yani aynı zamanda da buraya dışkıladıkları için azot kaynaklı bir gübre temin ediyorlar. Karşılıklı olarak birbirinizle faydalanıyorsunuz. Aynen öyle. Bizim onlar da bizim dostlarımız seranın içindeki. Bakın şu anda karşıdalar. Buraya doğru yürüyorlar. Evet. Utku Bey, yani sizin yaptığınız çiftçiliği herkes yapmıyor. Yani yapmıyor dediğim, ayrıca siz
avukatsınız bildiğiniz evet, kadarıyla. Evet, ben avukatlık yapıyorum. Evet. Hafta içi avukatlık yapıyorum. Hafta sonu çiftçilik yapıyorum. Evet. Dolayısıyla hafta içi Clark Kent, hafta sonu Superman diyebiliriz. Evet, yani... Aynen. Şu hafta sonları çiftçilik yapıyorum genelde. Burada sadece muz üzerine değil, narenci üzerine de çalışmalarımız var. Evet, onlar da limon, mandalina birazdan. Gibi, evet. Armut gibi çalışmalarımız var, projelerimiz var, ürünlerimiz var, ürettiğimiz. Ama şu anda seranın içindeyiz. Evet, çok güzel ama hava çok sıcak. Seranın iki ihtiyacı var. Biri hava, biri su. Evet. Hava ve su derken sürekli nemli ve ıslak bir ortama ihtiyacımız var. Zaten bastığınız yerinde çamur olmasından anlıyorsunuzdur. Evet. Normal bir zirai ürünün aksine her gün sulama gerektiriyor. Bu sera her gün sulanıyor. Dolayısıyla bu ürünlerin damlama şeklinde, yağmurlama evet. şeklinde. Yağmurlama. Burada yağmurlama birinci sıra ilk en alt hem damlamadır. Yağmurlama, hem yağmurlama hem damlama var. Aynı zamanda sisleme var. Ha, sisleme var. Sislemenin de olayı şudur. İçerisinin sıcaklığı 36 dereceden düşük, yaklaşık 8-9 derecenin de yüksek olması gerekiyor seranın. Anladım. Ve nemin de 60-70 derecenin üzerinde olması gerekiyor. Sisleme bunu yazın bizim sulamayı yeraltı suyundan yapıyoruz. Sondajdan. Evet. Bu su 16 derece. Yeraltı suyu 16 derecedir. Dolayısıyla bu su yazın 36 derece olduğunda sisleme çalıştırılarak seranın içerisindeki ısıyı düşürür. Kışında 7 derecenin altına düştüğü zaman otomatik olarak sistem çalışır. Sisleme yaparak seranın sıcaklığını yukarı çeker. Dolayısıyla sera yani muz hassas bir bitkidir. Sıcaktan veya soğuktan etkilenmesini bu şekilde engelliyoruz. Ancak tabii ki şu anda hava Mersin'deyiz. Hava çok sıcak Mersin'de. Burada damlama, yağmurlama ve sisleme şeklinde 3 çeşit sulama sistemimiz var. Burada sislemenin önemi şu. Eylül ayında olmamıza rağmen Mersin bölgesi çok sıcak bölge bildiğiniz üzere. Evet. Dolayısıyla hava sıcaklıkları çok üst seviyelere çıkabiliyor. Şu anda Eylül ayındayız. Eylül ayında olmamıza rağmen hava sıcaklığı Mersin'de çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla gün içinde 30 derecenin, 32 derecenin, 33 derecenin yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Seranın içi gölgeleme sayesinde ve muz yaprakları sayesinde bu kadar sıcak değil aslında. Ancak içerideki nemi yüksek tutmamız gerektiği için dışarıya göre daha çok terliyoruz. Terlememizin sebebi de budur. Biraz önce konuştuğumuz gibi seranın ihtiyacı olan iki şey sıcaklık ve nem dedik. Nemi yüksek tutmamız da bu yüzden çok önemli. Çünkü hem sıcaklık hem nem bitkinin gelişimine ve ürünün büyümesine doğrudan etki sağlıyor. En az uyguladığımız gübre kadar önemli. Anladım. Bir de ilgimi çeken şimdi meyveden aşağıda yapraklar kesilmiş herhalde. Anladığım kadarıyla yukarı tarafta yapraklar duruyor. Evet. Bitki büyümeye başladığı zaman mesela bundan örnek verebiliriz. Hatta bundan daha küçükken dikimi sağlanıyor ve bitki yukarı doğru büyümeye başlıyor. Muz yaklaşık 38 yaprakta meyve veren bir bitki. Dolayısıyla bu gördüğünüz ağaçların içinde 3 tane, 4 tane, üzerinde 3 tane, 4 tane yaprak olan bu ağaçlar aslında 38 tane yaprak verdiler. Yukarıdan aşağıya giderken yapraklar hep çürüdüler. Mesela bu çürüyen yapraklara bir örnektir. Bu yapraklar çürüdüler. Çürümeseler bile muz yukarı doğru büyümeye gittiği zaman bu yapraklar kesildi. Şu anda da en son 5 yaprak bırakmamız gerekiyor bizim muzda. Bazılarında 5 yapraktan fazla var. Bunun sebebi bir anda 5 yaprak yani birden fazla yaprak kesip ya da 3 tane, 4 tane, 5 tane aynı anda yaprak kesip su kaybını engellemek için önce 3 tane yaprak kestik. Daha sonra daha fazla kesip 4 tane, 5 tane yaprak bırakacağız. Diyelim ki şimdi 38 yaprak dediniz değil mi? Hı-hı. 38 yaprağı 1 yıl içinde mi çıkarıyor? 1 yıl içinde. 1 yıl içerisinde 37 yaprağı, 38 yaprağı çıkartıyor ve evet. meyveyi veriyor. Evet. Anladım. Ve meyveyi veriyor. Yani bu küçük kalır ya da büyük kalır fark etme. Yani 1 yıl içerisinde mutlaka veriyor. Tabii ki. Tabii ki. Anladım. Bu şu anda bu gördüğümüz yanında bırakılan fidesi ya da burada gördüğünüz bunlara 3 aylık diyebiliriz. Dolayısıyla 9 ay sonra bunlar bu tarz bitkiler olacaklar. Bu tarz ürünler verecekler. 9 ay sonra bu denli bir büyüme mevcut. Muzun en büyük avantajı 1 yıl içerisinde verime dönmesi ve 1 yıl içinde hasat edebiliyor olmanız. Dezavantajı yani bir dezavantaj değil ancak
ciddi anlamda ilgi gerektiriyor. Sürekli dikkatimizin evet. üzerinde olması Şimdi gerekiyor. Yüksekliği kaç metreye kadar çıkıyor? Yani veyahut da şöyle sorayım bir de. Yüksekliği yani sürekli uzadıkça veriyor mu? Bir sefer verip duruyor mu? Muz aslında bir ağaç değildir. Muz bir bitkidir literatürde. Evet. Dolayısıyla tek yıllık bir bitkidir. Buranın uzunluğu 7 metre. Muz 7 metre boyunca uzuyor. 5 metre 7 metre uzuyor. Daha sonra meyvesini veriyor. Biz bu meyve verdikten sonra meyvemizi hasat edeceğiz ve bu bitkimizi, yani şu anda ağaç gibi görünse de bu bitkimizi keseceğiz. Bu bitkimiz daha sonra arkasından gelen fidanı besleyecek, fideyi besleyecek. Bir sene sonra bu büyüyecek ve bundan verim alacağız. Daha sonra bunu da keseceğiz. Bu da arkasından gelen fideyi besleyecek. Yani bu içi, bu bitki, muz bitkisi içi neredeyse tamamıyla su dolu bir bitki. Buradan kestiğimiz zaman, hatta şu anda bir yaprak kessek, şuradan bir kesik atsak buradan su çıktığını görürüz. Dolayısıyla bunu birinci senenin sonunda meyvemizi aldıktan sonra keseceğiz. Ve içi su dolu olan bu bitki yanındaki fideyi besleyecek bir sene boyunca. Anladım. Yani çürüyene kadar, tam bir sene boyunca da çürüyene kadar besleyecek. Utku Bey, şimdi bu bizim bu bölgelerde, bu köy civarı veyahut da Mersin, Tarsus bu civarlarda genelde üzüm yapılıyor. Anamur tarafında genelde sere yapılıyordu. Hı. Ama birkaç yıldır gördüğüm kadarıyla Tarsus'ta da şu an yapılıyor. Evet. Üzümle uğraşan çiftçilerimize ne önerirsiniz siz? Şimdi bunlar muz diksinler mi yani? Bunlar farklı desen tipine, yani farklı desenlerde bitkiler, farklı desenlerdeki ağaçlar. Dolayısıyla herkesin uğraştığı iş farklıdır. Bu bölgede narenciyecilik, sert çekirdekler, armut, şeftali ya da bağcılık yaygın bir şekilde yapılmakta. Mersin bölgesi subtropikal bir iklime sahip bir bölge. Dolayısıyla birçok ürün burada üretilebiliyor. Hani o üreticiler şunu yapsın ya da bu ürünü yapsın, şu ürünü değiştirsin şeklinde değil. Ancak burada yani seracılıkta biz de yeniyiz, yeni bir üreticiyiz muz bakımından. Şu anda pişman değiliz. Lakin bizim yaptığımız dönemden sonra biraz üretim maliyetleri, kurulum maliyetleri daha doğrusu arttı. Bu da dövizle, yani demirin fiyatıyla, naylonun evet. fiyatıyla doğru orantılı. Dolayısıyla bir tesis kurmak, bir sera kurmak pahalandı. Daha önceleri Anamur tarafında daha yaygındı muz üreticiliği. Evet. Anamur'un havası, iklimi, Anamur bölgesinin iklimi buralara göre daha uygun. Ancak burada zaten bizim burada seracılığın amacı bir iklim yaratmak. Biz burada bir iklim yaratıyoruz. Normalde bu bölgenin sıcaklığı ya da nemi bu derecelerde değil. 25-27, yani örnek veriyorum, bahar ayında, sonbahar ayında ya da ilkbahar ayında 25 derece ya da 27 derece değil. Bu bölgenin nemi sürekli 60-70 derece, 80 derece değil. Ancak biz burada naylonla kapattığımız serayı içeriye sürekli sulama yaparak, sisleme yaparak hem nemini hem sıcaklığını arttırıyoruz ve burada bir iklim yaratıyoruz. Daha önce bu bölgelerde Anamur'a, Silifke'ye göre hava sıcaklığı daha düşük olması sebebiyle buralarda seracılığın yapılmayacağı düşünülüyordu. Şu anda yavaş yavaş bölgede seracılık yapılmaya başladı. Özellikle son 2 senede ciddi anlamda seracılık yapıldı. Evet, diğer çiftçilerimize de güzel bir örnek teşkil ettiniz siz. Diyelim ki burası, şimdi kaç dönümdü burası? Burası 15 dönümlük bir proje. 15 evet. dönümlük bir proje. Yani şu an dönüm başı, bir dönüm sera yapacak çiftçimiz. Kaça mal olur ortalama? Tam fiyatı net olarak bilmemekle birlikte duyumlarımı... Aynen, bu sera kurulalı, şu anda 2021 yılındayız. Bu sera 2019 yılında maliyetlendi. Evet. Dolayısıyla 2019'da kurulmaya başlanan bir seraydı. O dönemki fiyatlar bu döneme göre daha uygundu. Şu anda dönüm başı 150 bin TL telaffuz ediliyor. Anladım. Dolayısıyla 10 dönümlük bir sera kurulumu 1,5 milyon TL civarında konuşuluyor. Bu yüzden kurulum maliyeti biraz yüksek. Lakin genelde çiftçiler şu anda Ziraat Bankası'nın kurulum desteği var. Kurulum kredileri var. Evet, tesis kurulum kredileri. Yani. Genelde çiftçiler bu yola müracaat ediyorlar. Ve Ziraat Bankası da bu şekilde çiftçileri destekliyor. Biliyorsunuz siz bizden daha gençsiniz ama bizim çocukluğumuzda genelde ithal geliyordu. Yani daha önce de tabii sürekli ithal geliyor. Bizim çocukluk dönemimizde yavaş yavaş başlamıştı Anamur'da. Evet. Şu an artık Akdeniz bölgesine yayılıyor. Yani bir zamanlar ithal olarak aldığımız meyveyi
şu anda Türkiye'de kendimizin üretmesi gerçekten güzel bir başarı. Kesinlikle. Türkiye dediğim gibi subtropikal iklime sahip bir, yani bu bölge, Akdeniz bölgesi subtropikal iklime sahip bir bölge olduğu için birçok ürün mevcut. Biraz önce saydık. Bunların dışında bölgede avokado üretimi başladı. Ejder meyvesi üretimi başladı. Evet. Sadece bölge değil, ovaya doğru, Adana'ya doğru üretimler başladı. Adana, Anamur, Silifke taraflarında bunların üretimleri yapılıyor. Küçük ya da büyük çapta. Ancak bunların üretiminin bu bölgelerde de yapılabildiği görüldü. Evet, kanıtlamış muz, oldunuz. Evet, muz hala ithal bir ürün. Kivi hala ithal bir ürün. Avokado, ejder meyvesi bunlar hala ithal ürünler. Fakat ithal da olsa da... Şu anda üretimleri başladı. İnşallah üretim artar, tüketim artar ve bu tarz ürünlerde kendi kendimize üretip kendi kendimize yiyebiliriz. Gördüğüm kadarıyla ben mesela gidip kendim şahsen ithal muz almıyorum. Hı hı. Yerli muz alıyorum. Ve lezzeti daha da güzel. Gerçekten şeker oranı falan ondan daha yüksek. Muhtemelen çünkü... Muzlar da şu anda son 2 senede sera kurulumu çok ciddi oranda arttı. Ve şu anda Türkiye'nin üretimi 2 katına çıktığı söyleniyor. Ancak Türkiye 2 sene önce, 3 sene önce ya da 5 sene önce tükettiğinin %30'unu üretebiliyorken şu anda %60'ını 70'ini üretebildiği söyleniyor. Bu istatistikler kesin olmakla birlikte benim duyduğum istatistikler. Bir muzun tam yetişip burada toplanması mümkün değil. Çünkü raf ömrünü azaltır. Dolayısıyla muz tam yetişkin olmadan önce biraz yeşilken toplanır ve marketlere gönderilir. Marketlerde zaten durduğu yerde de şişmeye başlar ya da yetişmeye başlar. Sararır ya da sarartma işlemlerinden geçer. Markette yerini alır. Marketten aldığınız muz evde birkaç gün beklerse daha şekerli, daha tatlı olduğunu görürsünüz. Evet. İthal muzlar Güney Amerika'dan geldiği için ya da Asya'nın belli bölgelerinden geldiği için yetişme sürelerine daha çok varken toplanıyorlar. Konteynerlara, soğuk havalı konteynerlara koyunup Mersin'e ya da Türkiye'nin çeşitli bölgelerine geliyorlar. Dolayısıyla çok erken toplandıkları için onların şekerlenmeleri daha uzun sürer ya da daha az olur. Evet. Ondan dolayı sevgili izleyiciler, ondan dolayı olabileceğini düşünüyorum. Yerli muz yiyin. Hem çiftçimize katkınız olsun hem de lezzetin tadına varın. Evet. Utku Bey'e hem avukatlık görevinde hem de çiftçilikte başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ben de sizinle tanıştığım için, bu programı yapabildiğimiz için çok mutluyum. İnşallah birçok çekim yapacağız beraber. İnşallah. Utku Bey, diğer ürünlerle kıyasladığımız zaman muzun bakımı zor mu? Muzun bakımı zor değil, ancak daha yoğun ve daha fazla. Örnek veriyorum, muzun yetiştirme dönemine kadar yaklaşık ilaç ve gübreleme olarak 80 ile 100 uygulama arasında uygulama yapıyoruz. Dolayısıyla diğer çeşit bağ konuştuk ya da narenciye ya da sert çekirdekli bir ürüne göre bakım periyodu biraz daha sık. Sulaması daha sık. Kısa süreli, örnek veriyorum, her gün sera 20 dakika sulanıyor. Evet. Bir narenciye ağacı haftada bir kere sulanır ama daha yoğun sulanır. Sera her gün sulanır ama çok daha kısık seviyede sulanır. Evet, daha zaten her taraf çamur şu an. Evet. Sizin için zor olmuyor mu? Biraz yürürken dikkat etmek gerekiyor, evet, tabii ki kaymamak için. Ancak zorluk olduğunu düşünmüyorum. Zor değil. Seranın nemli ve ıslak olması gerekiyor. Bu çamurun sebebi de bu. Evet. Yani yorucu da olsa severek yapıldığı zaman bir iş. Evet. Keyif aldığım, daha güzel olur. Keyif, evet, verir. Keyif aldığımı söyleyebilirim. Evet. Biraz da şu kazlarla tanışalım bakalım. Kazlarla tanışalım. Aşağı doğru inebiliriz. Kazlar aşağıda. Tamam. Sanırım. Aşağı doğru inelim. Kazlarımızın sayısı 9 tane. 9 adet. 9 adet kazımız var. Yani bunun bir sayısı var mı? Yok, öyle sayısı yok. Dönümü... Hatta biraz daha fazla olsa da olabilirmiş. Sayı bakımından. Anladım. Kazlar hem seranın içindeki... Ya kazlar doğal bir mücadele burada aslında. Ota karşı bir mücadele. Aynı zamanda bir geri dönüşüm. Bu gördüğünüz yapraklar yer kaplayan bir, aslında bu yapraklar ciddi anlamda yer kaplar seranın içinde. Ya da muz hasat edildikten sonra ağaçlar, muz bitkileri kesildiği zaman ciddi anlamda yer kaplar. Ya da muzun büyüme sırasında seranın içi hem nemli hem de sıcak olduğu için çok ciddi bir ot oranı var. İstenmeyen ot türleri. Bunları kazlar yiyorlar ve daha sonra dışkılayarak
buraya gübre bırakıyorlar. Bu da hem onların karnını doyuruyor hem de seranın, muzların azot ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla kazlar geri dönüşüm için çok faydalı canlılar. Görevini yapıyor diyorsunuz kazlar. Nereye gidiyor bu kazlar? Kazlar neredeler? Dikkat edin, kaymayalım. Kazlar neredeler bilmiyorum. Ya seranın dışına çıkmış olabilirler. Kapıları açık şu anda. Ya da bir alt bölüme gitmiş olabilirler. Kıymetli izleyiciler, seralar bölüm bölüm. Bu başka seradan şu an başka bir seraya geçiyoruz. Geçiş yerleri var burada arada. Evet, aslında çatıları aynı. Aynı seranın içinde dolaşıyoruz. Lakin engebeli bir arazide seracılık yaptığımız için ısı dengesini korumak amacıyla serayı 3 bölüme böldük. Anladım. 3 tane naylon çekildi ve sanki 3 tane sera varmış gibi şu anda. Bunun sebebi ise sıcaklığın yukarıda toplandığı için sıcaklık sürekli üst bölüme geçerek alt bölümdeki sıcaklık düşük kalmasın ve alt bölümdeki meyvelerde yetişmesine bir gerileme olmasın. Kazlarımız burada. Kazlarımız görevini biliyor diyorsun. Kolay gelsin kazlar. Kazlar, gördüğümüz güzel kazlar, seranın gönüllü temizlik işçileri. Aslında iki tarafta memnun. Çiftçinin serası temizleniyor. Kazlar karnlarını doyuruyor. İki tarafta memnun. Kıymetli izleyiciler, şu an Utku Bey ile mandalina bahçesini geziyoruz. Mandalinaların cinsi. Evet, bu Mehmet Bey, W. Murkot dediğimiz bir cins. Birçok mandalina cinsinden bir tanesi. Bu cinsin özelliği biraz daha geç meyve vermesi, geç hasat zamanına denk gelmesi. Bu da şu demek oluyor. Normalde bir mandalina cinsi, çok Türkiye'deki en yaygın cins olan Rize mandalinası Kasım ayı gibi hasat edilirken bu cins Şubat ayı gibi hasat ediliyor. Aynı zamanda bu cinsin bir özelliği de dış görünüşünün güzel olması. Marketlerde gördüğünüz zaman sanki cildi mumlanmış gibi oluyor tam yetiştiği zamanla. Görüyoruz bazen marketlerde mum sürülmüş gibi oluyor. Evet, mum aslında mum sürülmeye olay yok cins, değil mi? Bu cins, evet, yok. Evet, herhangi anladım. Bir işleme yok. Bu şu cins mandalina yetiştiği zaman, hasat edildiği zaman dışı çok güzel bir hal alıyor. Evet. Ben de diyordum mesela acaba ilaç mı sürüyorlar bunu soğuk hava deposuna koyuyorlar diye. Sevgili izleyiciler, öyle değilmiş. Evet. Yani doğal diyorsunuz. Evet, bu doğal. Buradaki, bunu da anlamış olduk. Evet. Buradaki mandalina bahçemiz 2009 yılında ekildi. Dikimi yapıldı. 2009 yılından bu yana da yaklaşık 11 sene geçmiş. Bu gördüğünüz büyük ağaçlar, 11 yıllık olmasına rağmen yanda gördüğünüz küçük ağaçlar daha sonra aralara ekme yöntemiyle arttırdık. Yani fidan sayısını arttırdık. Evet. Yaş küçükken verimi daha fazla alalım diye. Bunlar da yaklaşık 6-7 yaşındalar. 11 yıl. Peki bunun yaşama süresi belli bir yıl var mı yoksa? Normal bir narenci ağacı gibi çok uzun yıllar yaşıyorlar. Yaşıyor. Normal bir narenci ağacı 40 sene, 50 sene yaşayabilir. Yeter. Bunlar da yaşıyor aynı şekilde. Yeter ki bakım diyorsunuz. Yeter ki bakım olsun ya da bir hastalık olmasın. Evet. Evet. Narenci ağaçlarının özelliği uzun yıllar yaşayabilmeleri. Sadece meyve verimi konusunda dolu boş yapan cinsler narenci ağaçları. Yani zeytin Murkot ağacı gibi. Öyle. Evet, zeytin ağacı gibi. Mesela bu sene dolu bir ağaç gördüğünüz zaman evet, çok güzel meyve var şu an. Evet, daha şu küçük ama. Bu sene güzel meyve var. Bu demek oluyor ki
önümüzdeki sene daha az meyve olacak. Anladım. Örneğin geçen sene buranın verimi düşüktü. Boş senesiydi. Bu sene buranın verimi yüksek. Dolu senesi zaten görüyorsunuz. Ağaçlardaki meyve sayısı gayet yeterli. Evet. İnşallah fiyatlar da güzel olur. Siz de çalışmanın zevkini alırsınız. İnşallah. Daha zevkle daha güzel çalışırsınız. Tabii ki insan emeğini karşılığını aldığı zaman. Tabii emeğiniz karşılığını alırsanız daha da güzel zevkle bakarsınız. Utku Bey, bu cins mandalinanın bakımı diğer mandalinalardan farklı mı? Bu cins mandalinaların bakımı diğer mandalinalardan farklı değildir. Sulama periyodu, ilaçlama periyodu ya da hastalıkları diğer mandalinalarla aynıdır. Ancak bu mandalina cinsinin iklim isteği biraz daha farklı. Soğuk olmayan bir bölgede yetişmesi gerekiyor. Yani hava sıcaklığının sıfırın altına inmemesi gerekiyor. Murkot cinsi mandalinanın yetiştiği bölgelerde. Bunun sebebi ise mesela şu anda bu gördüğünüz mandalinanın büyüklüğü hemen hemen Rize, Kasım'da yetişen Rize mandalinasının büyüklüğüyle yakın. Ancak bu ürün daha 6 ay başında kalacak. Ve kışın en soğuk olduğu zamanlarda başında meyve verecek. Eğer hava sıcaklığı sıfırın altına gelirse narenciyede karşılaşılan don dediğimiz olay bu meyvelerin ölmesine neden olur. Dolayısıyla hava sıcaklığının sıfırın altında olan, yani hava sıcaklığı eğer sıfırın altına düşüyorsa bir bölgede, o bölge murkot için çok verimli olmayabilir. Evet, diğer cinsler dikin, bunu dikmeyin diyorsun. Soğuk olan yerlerde. Soğuk olan yerlerde soğuk. Evet, murkot cinsi zarar verebilir. Anladım. Yani soğuk hava murkota zarar verebilir. Daha ırık yerlerde yetişiyor. Evet. Anladığım kadarıyla. Peki pazar? Şu anda tepedeyiz. Tepe bir bölgedeyiz. Anladım. Tepe bölgelerde de soğuk riski daha düşük olur. O yüzden tepeyi murkot cinsiyle değerlendiriyoruz. Bunun pazarı nasıl? Yani dışarıya gönderiliyor mu? Veyahut da ülke içerisinde müşterilerin, insanların tercihi nasıl? Tercihi ve fiyatlarından şu anda memnunuz. İhracatı mutlaka yapılıyor. Bu ürünün ihracatı yapılıyor. Lakin dediğim gibi normalde yaygın olan mandalina türü Kasım ayında, Aralık ayında piyasaya sürülürken bu cins mandalina Şubat ayında ya da Mart ayında piyasaya sürüldüğü için ara bir dönemde meyve çıkartmış oluyorsunuz. Bu da arz talep doğrultusunda fiyatları arttırıyor. Çünkü meyve olmayan bir dönemde ortaya çıkıyor. Boşluk dönemde ortaya çıkıyor. Piyasada çok sayıda meyve yok murkot cinsi mandalina ortaya çıktığı zaman. Hasata geldiği zaman. Anladım. Sevgili izleyiciler, Utku Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölümlerin, videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Programa son vermeden önce hem etrafa şöyle bir göz atalım hem de muzun faydalarından bahsedelim. Muz yüksek lifli bir meyve olduğu için hem tok tutar hem de
kalbe çok iyi gelir. Bir büyük muz ya da iki küçük muz yaklaşık 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içerir. C, B6, riboflavin, folat, pantotenik asit ve niasin gibi vitaminleri içerir. Ayrıca fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez, bakır ve demir gibi mineralleri de içerir. Kan basıncını düzenler, kansızlığa iyi gelir, astıma iyi gelir. Yani kalbinizi ve beyninizi daha sağlıklı tutmak, kendinizi daha dinç ve kuvvetli hissetmek ve yüksek tansiyonu önlemek için her gün veyahut da her gün olmasa da birkaç güne bir adet muz mutlaka yemelisiniz. Sade muz mu? Tabii ki sade muz değil. Bütün meyvelerin zaten vücuda birçok faydaları var. Onun için meyveleri daha çok tüketmeliyiz. Tıka bassa karnımızı yemeklerle doldurmak zaten zararlı. Onun için ara öğünlerde meyve yemek daha sağlıklı olur. Sağlıklı ve mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.